Şimdi dizilerin bazılarına tarikat sahneleri dolayısıyla yasaklar getirildi, para cezaları kesildi. Yani televizyondaki o tarikat sahnelerini nasıl değerlendiriyorsun sen? Onlara ceza getirilmesini, sürekli böyle bir RTÜK baskısı altında olmasını televizyonları nasıl değerlendiriyorsun? Arkadaşlar, bu durum tamamıyla özgürlüklerle alakalı bir durum. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın çıkıyor, tarikatlar bizim bilmem neyimizdir diyebiliyor. Ama sen bir sinemacı olarak bundan bahsedemiyorsan, bunun ne düşünmeyle, ne adaletle, ne de başka bir şeyle açıklaması yapılabilir. Peki Milli Eğitim Bakanı'nın laiklikle ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Mesnetsiz. Yani bizim yurdum ahlakına mugayir hareketler bunlar arkadaşlar. Senin laiklik tanımın nedir abi? Herkesin farklı farklı laiklik tanımları oluşmaya başladı ya son dönemde. Arkadaşlar, laikliğin tek bir tanımı var. Dinin devlet işlerinde yerinin olmaması. Şu an öyle mi? Bir devlet yönettiğinizi düşünün. Ki milletin için, vatanın için her şeyi yapabilirsin. Onu korumak için, onu gözetmek için yalan da söyleyebilirsin, savaşa da bilirsin, mücadele de edebilirsin. Ama dini bunun içine sokamazsın. Şu anda öyle olduğunu düşünüyorsun abi. O zaman maneviyatında bir sorun var derim senin. Bu kadar yalanı söyleyip bir de Rabbim diyorsan orada bir sıkıntı var demektir. Sorumu yenileyeceğim. Şu anda öyle olduğunu düşünüyor musun? Yani şu anda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütüldüğünü düşünüyor musun? Hayır. Düşünmüyorum. Bu cevap yeterli bence. Canım ülkemi tarikatlara peşkeş çekiyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar şu anda. Çok ciddi bir iddia bu yalnız. O tarikatlar bir tanesi oldu. Hepimizin başına bela olmadı mı? Oldu. Diğerlerinin bunlardan ayrıcalığı ne? Maalesef doğru. Maalesef. Abi çok teşekkür ederim. Ne demek? Samimiyetin için, içtenliğin için çok teşekkür ederim. Canım. En kısa sürede tekrar seni ekranlarda görmek istiyoruz. Canım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bak, filmimizdesin. Kesinlikle. Hoş geldin. Sağ olun. Siz hoş geldiniz.